Manipülasyon hayatımızın her yerinde var. Bazen bazı insanlar çevresindeki insanlara istedikleri bir şeyleri yaptırabilmek için psikolojik manipülasyon teknikleri kullanabilirler. Psikolojik manipülasyon insanları bir tarafa gütme halidir. Size bir şeyi kabul ettirme, bir fikri empoze etme halidir. Sizin olmayan bir fikri sizinmiş gibi düşündürtme halidir. Hayatın içerisinde aslında sürekli karşılaştığın fakat farkına varamadığın manipülasyonlara maruz kalıyorsun. Aslında hangi durumlarda neyi yaşamış oluyorsun? Bir ilişkide biri sizle çok kavga mı ediyor, yoksa manipüle mi ediyor, yoksa sizinle tartışmaya mı çalışıyor? Bu durumlara veya bu kişilere karşı bilgi sahibi olmuş olman manipülatif kişilere karşı seni koruyacaktır. Bugün bu videoda biraz bunlardan bahsedeceğim. En sık karşılaştığımız manipülasyon tekniklerinden bir tanesi nazik manipülasyon tekniği. Bu kişiler normalde hiç de nazik olmayan kaba saba insanlardır. Ama sizden bir şey isteyecek ya, bir bakarsınız ki dünyanın en kibar insanı haline gelmiş. Normal olarak onun bu güzel davranışına karşılık sen de güzel bir karşılık veriyorsun. Kendince karşılık verdiğin bu güzel davranış konusunda haklı da olabilirsin. Fakat karşı taraf bunu bilerek ve isteyerek yapıyor. O yüzden buradaki niyete dikkat etmek gerekiyor. Sorumluluktan kaçıp hedef şaşırtma. Buradaki amaç iki kişi arasında yaşanan bu durumu dışarıdan bir kişi dahil ederek konuyu bir başka tarafa çekmeye çalışmak. Yani aslında bu kişiler bir dış düşman yaratmaya çalışıyorlar. Çünkü bu şekilde ona harcayacağınız enerjiyi dışarıdaki kişiye aktarıyorsunuz. Burada bu süreci yönetebilmek için asıl soruna odaklanmanız önemli. Bunun farkındalığına erişmeniz önemli. Lakap takmak. Burada manipülatif kişi sana bir takım kelimelerle lakap takabilir. Amaç sosyal ortamda özgüvenini kırmaktır. Burada rahatsızlık duyduğun bir durum içerisine girdiğini düşünürsen bu kişiye şunu söyleyebilirsin. Sana aile içinde ne diyorlar acaba? İsmini mi ifade ediyorlar? Yoksa lakap mı takıyorlar? Gibi bir cümle kullanabilirsiniz. Tabii ki lakap takmak her zaman kötü bir şey de değildir. Bazen sizi çok da iyi yerlere de götürebilir. Burada sizi rahatsız eden bir durum varsa ve bunu söylememesi gereken kişi yapıyorsa bunu, burada az önce bahsettiğim gibi vurucu birkaç cümleyle bu durumu sonlandırabilmeniz mümkün. Bırakın size herkes ismiyle hitap etsin. Ortak hemfikirlik ve ortak düşmanlık manipülasyonu. Burada seninle ilk önce ortak bir konuda hemfikir olur gibi görünür. Ama aslında senin fikrine katılmıyordur. Bir süre sonra da biziz der, biz beraberiz der, bunu ufak ufak büyütür. Manipülasyon tekniklerinden bir diğeri yansıtma manipülasyonu. Yani hatayı, suçu karşı tarafa atma hali. Bu siz de olabilirsiniz, hakkında itham ettiği kişi de olabilir. Yani hayır onun suçu dediği noktadır, suçu kabul etmediği durumdur. Peki bununla nasıl savaşırsınız? Bu insanlar temelde kurban rolünü oynarlar. Burada ona şunu diyeceksin. Daha ne kadar kurban rolü oynayacaksın? Yaptığın şeylerden ve yapmadığın şeylerden sorumluluk almaya başlayacak mısın artık? Çünkü olgun iki insan olarak konuşabilmemiz için yaptığımız hatalardan dolayı sorumluluk almamız gerekiyor. Bu yüzden şimdi seninle doğru bir şekilde konuşabilecek miyiz? Bana bunu söyle. Benim tercihim güvenebileceğim insanlarla konuşmak. Şimdi olgun iki insan olarak konuşabilecek miyiz? Bana lütfen bunun cevabını ver. Dediğinizde artık ona çıkış noktası bırakmayacağınız durum olacak arkadaşlar. Hayır demeye izin vermeyen manipülasyon tekniği. Burada da eğer karşı tarafa hayır demekten çekinir bir tarafın varsa karşı taraf seni manipüle ediyor olabilir. Hayır diyememenden kaynaklı zaaf noktan kullanılıyor olabilir. Bu konuda da dikkatli ol. Bir diğer manipülasyon tekniği çaresizlik manipülasyonu. Etrafında kurban rolü oynayan, umudu yokmuş gibi davranan ve özellikle senden bir şey istediği zaman çok fazla tekrar eden insanlar oluyordur veya olabilir. Bu kişiler senden istediğini o anda alabildiyse bir sonraki istemine kadar seninle arayı iyi tutarlar. Bu yüzden etrafındaki bu tip insanlara dikkat et ve onları iyi gözlemle. Eğer manipülatör akıllıysa senin özgüveninin eksik olduğu yeri çok iyi anlar. O özgüvende bir ihtiyaç üretir. Nasıl yapar bunu? Der ki mesela bu kilolu der, ben buna istediğim şeyi satabilirim der mesela ve üzerinden açıklamalar yapmaya çalışıp bir şekilde korkutur seni. O sende var olan özgüven eksikliğini bir başka figür bularak onun üzerinden gösterir mesela sana.
Çünkü manipülasyonun ana öğeleri zaten korkutmaktır, öfkelendirmektir ve o duyguyla ani bir karar vermesini sağlamaktır kişinin. Manipülatif kişiler sana ufak ufak hedefler koyar ve sonra seni kendine bir bakmışsın bağlar. Sen de önce gereksiz bir sadakat oluşturur. Bir diğer manipülatif teknik, iki istek tekniği. Bu teknik genelde sizi sevmeyen insanlarda işe yarar. Ya da kendini çok zeki sanan ya da bencil olan insanlarda işe yarar. Önce sen bir iyilik istersin. Önce bir bakar, sonra reddeder. Sonra dersin ki, bari şunu da yapsaydın, bari şunu da yap dersin ve o kişi artık yapar. Bir diğer manipülatif teknik, sıfat yaratma tekniği. Bunu çok fazla duyarsınız. Sana der ki, ya sen çok özelsin, sen aslında çok değerli bir insansın benim için. O kadar önemlisin ki gibi sözlerle sizde bir sıfat yaratırlar. Özellikle bunu ikili ilişkilerde çok fazla yaparlar. Sen çok fedakarsın der, benim için yaptığın iyiliği bugüne kadar hiç kimse yapmadı der ve arkasından senden öyle bir şey ister ki, bunu tabii ki size yalandan yapar. Burada nasıl savaşırsınız? Bir kere şunu bilmeniz gerek. Sizin kendinizi yeterli veya değerli hissetmek için kimsenin övgüsüne veya iltifatına ihtiyacınız yok. Sen zaten kendinin yeterlik durumunu veya yetersizlik durumunu net olarak bilirsen, başkasının seni yetersiz hissettirecek herhangi bir durumda kendi pozisyonunu bilirsin ve kendinden emin bir duruş sergilersin. Ve aşkta manipülasyon tekniği. Bu teknik yaşam sevincini kurtan bir tekniktir. İlişkilerde sahte ödüller koymaya başlar kişi. Gezme, tozma, öpücükler, seni seviyorumlar. Mesela partnerine seni seviyorum dersin. Partnerin der ki, evet biliyorum bunu hissetmek güzel, senden duymak çok güzel. Ben de seni seviyorum ama senden bir şey isteyeceğim. Peki dersin, istediği şeyi yaparsın, sonra bir daha ister senden. Ve bu şekilde devam eder gider. Sonrasında yaptığın iyilikler bir bakmışsın görev olmuş. Bu daha çok ilişkilerde bir tarafın daha özgüvenli olduğu, diğer tarafın da daha özgüveninin düşük olduğu durumlardadır. Sevginden kaynaklı artık o kadar gözün kararmıştır ki onun için her şeyi yapacak pozisyona geçmişsindir ve bir süre sonra bu daha da çirkinleşmeye başlar. Yani tam tersi, siz bir şey talep ettiğinizde bu kez cümleler eğer ile başlayan cümleler halini alır. Mesela eğer şunu yaparsan seninle buraya gelirim. Eğer bunu yaparsam ben de bu isteğine karşılık veririm gibi. Yani ikili ilişki içerisinde kendinin sömürülmeye başladığını görürüz. Kıskançlıkla manipülasyon. Sevgi kazanmak için kıskançlıkla manipülasyon yaparlar. Yani sevgi kazanmak için sahte kıskançlıklar yaratırlar. Bu da manipülasyonun en tehlikelilerinden bir tanesidir. Hiç öyle bir şey söylemedim. Bence biraz abartıyoruz. Aşırı hassas davranıyoruz. Bu veya buna benzer suçlamalar veya inkarlar size kendinizden şüphe duymayı iten durumlardır. Evet, birçoğumuzun muhtemelen çokça duyumsadığı bir isim Gestalt'ten bahsediyorum. Psikolojik manipülasyon. Bu manipülasyonun en ağırıdır diyebilirim sevgili arkadaşlar. Bunu ilişkilerde çok çirkin bir şekilde görürsünüz. Gestalt ismi nereden geliyor arkadaşlar biliyor musunuz? Gestalt isimli bir filmden alıyor ismini. Bu filmde bir adam karısını aklını kaybettiğine inandırıyor. Tam olarak anlayabilmek için bu filmi izlemenizi kesinlikle öneriyorum. Gaslighting ki şiddete meyilli olan insanlar ustalıkla kullanabiliyorlar. Genelde buna maruz kalanlar çoğu zaman farkında bile olmuyorlar. Düşünsenize gerçekliğinizi sorgulamaya başlamak yaşanabilecek en büyük sorunlardan bir tanesi olmalı. Bu baskılar başlangıçta küçük küçük başlar, zamanla bir bakmışsın kar topu etkisiyle büyümeye başlamış. Ve sonunda sağlıklı bir zihinle mantıklı bir karar vermekten yoksun olduğun bir döngüde bulursun kendini. Bu noktada bazı işaretlere dikkat etmen gerekiyor ve bunların farkında olman gerekiyor. Bu manipülasyona maruz kalan kişi genellikle karşıdakinin bir güç olarak görür. O kişiyi kaybetmekten korkar. O kadar korkar ki küçük psikolojik oyunlara boyun eğer. Bu kişiye inanmak istersin ve senin bu inancın o kişi için güçlü bir silah haline dönüşür. Burada şuna dikkat etmen gerekiyor. Gaslighting ve yalan söylemek aynı şey değil. Burada karşıdaki kişinin gerçeklik algısını bilinçli bir şekilde yıkmaya çalışır kişi. Suçlamayla karşılaştıklarında reddetme yoluna giderler mesela. Hedef saptırırlar, suçlarlar, küçümserler, uyguladıkları davranış şekilleridir bunlar. Bu çok daha detaylı anlatmak istediğim bir konu aslında.
Belki daha sonraki videolarda daha detaylı bir şekilde anlatalım istiyorum bunu. Sonuç olarak gaslighting dediğimiz bu manipülasyon tekniğinin kurbanı olup olmadığınızı anlamanız gerek. Peki bunu nasıl alt edersiniz? Kendi doğrularınıza ne pahasına olursa olsun tutunarak tabii ki arkadaşlar, kanıtlarla. Aslında gaslighting'i önlemenin bir diğer yolu yazarak tartışmaktır. Konuyu değiştirmek manipülatif kişilerin kullandığı bir diğer tekniktir. Eğer onların bir hatasından bahsediyorsanız ve o insanlar bu durumda kendilerini yetersiz hissediyorlarsa hemen konuyu değiştirmeye çalışırlar. Ve yeterli oldukları tarafa çekmeye çalışırlar hemen. Burada şunu söyleyebilirsiniz. Neden bu konuyu değiştirdik ki? Tam olarak anlayamadım. Dediğiniz süreçte tam da sizin istediğiniz gibi ilerleyecek her şey. Manipülatif kişiler öyle sandığınız gibi çok akıllı kişiler değillerdir arkadaşlar. Aksine üşengeç insanlardır. Manipülatif kişiler size neden ve sonuçlarla gelmezler. Direkt genelleme yaparlar. Amaçları aslında bir olay üzerine derinlemesine düşünülmesini engellemektir. Bu insanları düşünmeye sevk ederek onlara gayet de güzel meydan okuyabilirsiniz. Mesela şöyle söyleyebilirsiniz. Bu olayı derinlemesine bana bir anlatır mısın? Sana bunları düşündüren şey ne oldu? Kullanacağınız kıvrak bir cümle. Onlara bazı şeyleri derinlemesine anlattırmak mesela. Onları sıkıştırmanıza sebep olacaktır. Bu sizi bir çözümün ortaya çıkabileceği doğru bir yere getirmeyi sağlar. Videomu burada sonlandırırken beni dinlediğin için sana teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda yine görüşmek dileğiyle. Sevgiler.